Evet, merhaba sevgili annelerim. Bugün yine çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir, bebişlerimiz de iyidir. Bugünün konusunun en önemli mankeni tabii ki her zamanki gibi Ege. Bugün size oğlumla bir video çekeceğiz. Ve bizim ilk aylarda yaşadığımız çok ciddi gaz problemlerimiz vardı biliyorsunuz ki. Biz o dönemlerde gazımızı nasıl çıkarttık? En etkili şekilde gaz çıkarma yöntemlerimiz nelerdi? Şimdi bunların hepsini sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Sizler de bu sayede, değil mi oğlum? En etkili şekilde gazlarınızı, bebeklerinizin çıkartacaksınız. Ve onların gaz sancısı sorunlarını bir nebze de olsa azaltmış olacaksınız. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi o zaman uygulamalı bir şekilde en etkili yöntemle nasıl gaz çıkartılıyor hepinize gösterelim. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Evet annelerim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bebeklerimizin mide gazıyla bağırsak gazı birbirinden farklı oluyor. Yani siz mide gazını çıkarttığınızda bebeklerinizin rahatladığını düşünebilirsiniz ama her iki gazını da çıkartmanız gerekiyor. Evet, şimdi biz öncelikle mide gazımızı nasıl çıkartmamız gerektiğini sizlere göstereceğiz. Değil mi oğlum? Şimdi öncelikle bebeğinizi beslediniz ve gazını çıkartmanız gerekiyor. En bilinen ve aslında en basit olarak gösterebileceğimiz yöntem bebeğinizi omuza alma yöntemi. Şu şekilde size onu göstermek istiyorum. Tabii biz biraz büyüdüğümüz için bu yöntem bizi birazcık zorluyor artık. Ya da Ege kendisi zaten artık çıkartıyor. Bebeğinizi şu şekilde sırtını tabii ki şöyle kollarını aşağı doğru biraz daha şöyle yukarı pozisyonda tutarak eller aşağı doğru ve ellerinizi şu şekilde tutuyorsunuz. Düz bir şekilde değil. Bu şekilde hafif içe doğru göçük bir şekilde. Dur anneciğim. Evet, sırtımıza doğru şöyle yukarıya doğru vuruyoruz. Pat 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 pat. Çok hızlı vurmanıza gerek yok. Zaten eğer bebeğinizin gazı varsa bu süreçte çıkacaktır. Ve sonra saat yönüne doğru şu şekilde yavaş yavaş sıvazlamaya devam ediyorsunuz. Önce pat 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 pat. Sonra sıvazlama işlemini yapıyorsunuz bu şekilde. Evet. Pat 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 pat. Sonra sıvazlama işlemini yapıyorsunuz. Evet, bu yöntemde bebekler genellikle gazlarını çok rahatlıkla çıkartıyorlar. Ama diyelim bebeğiniz bunu yaptığınız halde gazını çıkarmadı. O zaman şu şekilde tekrardan böyle biraz daha bebeğinizi geriye atıp karnını şu kolunuzun üstüne sıkıştırıyorsunuz ve pat 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 yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru vuruyorsunuz ve tekrar sıvazlama işlemine devam ediyorsunuz. Bu yöntemi yaparken saat yönüne yapmanız gerekiyor. Tersine yapmayın. O zaman gazın çıkmasını engelleyebilirsiniz. Sıvazladınız. Yukarıya doğru pat 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 vuruyorsunuz. Evet, bu şekilde omuzu alıp bebeğinizin gazını çıkartabilirsiniz. Evet, bebeğinizi omzunuza aldınız. Pat 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 yukarıya vurma işlemini yaptınız. Sırtını sıvazladınız. Ama bebeğiniz gazını çıkarmadı. O zaman şunu tavsiye ediyorum annelerim sizlere. Başka bir pozisyona geçmeden önce sırt üstü bebeğinizi 5-6 saniye kadar yatırın ve sonra bu işlemi tekrardan deneyin. O zaman bebeğinizin en azından bu mide hareketlenmesini daha doğru bir seviyede sağlamış olabiliriz. 5 saniye yatırıp kaldırdıktan sonra tekrar omzumuzu alıyoruz ve tekrar sırtımıza pat 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 şeklinde vurarak dairesel hareketlerle bu işlemi tekrarlayın. Evet annelerim, bebeğinizi omzunuza aldınız, pat 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 vurdunuz, sıvazladınız, 5 saniye yatırdınız, tekrar vurdunuz, tekrar sıvazladınız ve bebeğinizin gazı çıkmadı diyelim. O zaman bir diğer yöntem olan kolik bebeklerde de çok işe yarayan bir yöntemimiz var. Bebeğinizi şu şekilde koltuk altı yani şöyle alıyorsunuz koltuğunuzun altına ve şu pozisyonda tutuyorsunuz ve bu şekilde pat 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 vurma işlemini yapıyorsunuz. Biz şu an uçuş modundayız. Biz uçmayacağız anneciğim. Evet. Şöyle pat 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 sırtına vuruyorsunuz ve tekrar sıvazlama işlemini yapıyorsunuz. Burada da direkt karna şuradan baskı yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu da yine bebeklerinizin gazının çok daha rahat çıkmasını sağlayabilir. Evet annelerim, şimdi bebeğinizi omzunuza aldınız. Biraz önce gösterdiğim bu koltuk altı modeli var. Kolunuzun üstüne aldınız ve yine de bebeğiniz gazını çıkartmadı. O zaman bir de yüzüstü yatırarak gazını çıkartmayı deneyebilirsiniz. Evet, şimdi bu işlemi nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Biz zamanında bu yöntemle de çok fazla gaz çıkarttığımız oldu. Öncelikle bebeğinizi şu şekilde
yüzüstü yatırıyorsunuz. Evet. Bebeğiniz zaten o dönemde herhangi bir şekilde kendini yukarı kaldıramayacak zaten. Böyle sırtına pat 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 yine yukarıya doğru bu şekilde, şöyle göstereyim. Bu şekilde yine yukarıya doğru vuruyorsunuz ve vururken eliniz yine bu şekilde oluyor annelerim. Böyle 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 vuruyorsunuz ve yine saat yönüne doğru sırtına bu şekilde sıvazlama işlemini yapıyorsunuz. Burada hafiften bastırabilirsiniz bebeğinize zarar vermeyecek şekilde. Yine pat 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 vurarak bu şekilde bebeğinizin gazını çıkartabilirsiniz. Evet, bu yöntem genellikle anneler tarafından çok deneniyor. Özellikle memede uyuyan bebeklerin gazını bu şekilde çıkartmanız sizin için daha kolay olabilir. Evet, tekrar gösterelim mi oğlum? Bana müsaade eder misin? Evet, bu şekilde vuruyoruz pat 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 aşağıdan yukarıya doğru ve dairesel hareketlerle bu şekilde elinizi yönlendiriyorsunuz. Bu şekilde yaparken aynı zamanda aşağıdan yukarıya doğru da bu şekilde gazları çıkmasını kolaylaştırabilirsiniz. Yani aşağıdan başlıyoruz, pat 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 yukarıya vuruyoruz. Ondan sonra saat yönünü sıvazlama işlemi ve tekrar aşağıdan yukarıya doğru gazları çıkartma sürecini deneyebilirsiniz. Evet, bebeğiniz uyurken yani memede uyuduğunda gazını nasıl çıkaracağım diye düşünüyorsanız bu yöntem gerçekten çok etkili bir yöntem. Bebeğinizi yüzüstü yatırıyorsunuz. Yukarıya doğru yavaş yavaş pat 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 vuruyorsunuz bu şekilde. Saat yönüne sıvazlama işlemi yapıyorsunuz ve yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru bebeğin gazını yukarıya doğru bu şekilde itiyoruz. Zaten bu alt kısımda bebeğinizin karnı sıkıştığı için gazını hemen çıkaracaktır diye düşünebilirsiniz. Evet, bu yöntemler bebeğinizin mide gazını çıkartması için yapılan yöntemler annelerim. Bağırsak gazı ayrı bir şey. Şimdi de mide gazınızı çıkarmak için 3 yöntemi denedik. Bu yöntemlerden biri mutlaka sizin işinize yarayacaktır. Şimdi bağırsak gazımızı nasıl çıkartıyorduk? Size en etkili şekilde o yöntemleri göstereceğim. Ve emin olun ki çok ciddi sonuçlar alacaksınız. Bebeğinizin özellikle gaz... Evet, çok ciddi sonuçlar alacaksınız. Güzel sonuçlar alacaksınız. Ve bebeğinizin gaz sancısını bayağı bir bu süreçte azaltabileceksiniz annelerim. Evet, şimdi bağırsak gazımızı... Evet anneciğim, ben de seni çok seviyorum. Bağırsak gazımızı nasıl çıkartacağız onu gösterelim. Evet sevgili annelerim, şimdi bağırsak gazını nasıl çıkaracağımı sizlere göstereceğim. Dediğim gibi mide gazını çıkarttınız bebeğinizin ve ardından da bağırsak gazına sıra geldi. Öncelikle YouTube sayfamda bebeklerde gaz kolik masajı olarak gösterdiğim masaj yöntemlerim var. İsterseniz onları da deneyebilirsiniz. O videomu da izleyebilirsiniz. Çok daha detaylı ve uzun masaj tekniklerim var orada. Şimdi çok pratik bir şekilde bağırsak gazımızı nasıl çıkaracağımı sizlere göstereceğim. Şimdi bebeğinizin şöyle karnına şu şekilde masaj yapıyorsunuz. Bu ince ve kalın bağırsaktan ve mideden gazları alıp bağırsak çıkışına getirdiğimiz yer. Bebeğinizin bağırsak çıkışı burada kalbinin alt tarafı olarak düşünebilirsiniz. İnce ve kalın bağırsaktan ve mideden alıp bağırsağa itiyorum. Alıyorum ve çıkış noktasına itiyorum. Alıyorum ve çıkış noktasına itiyorum. Ondan sonra iş bacaklara kalıyor. Bu hareketi 5 ila 6 kez şu şekilde arda arda yapabilirsiniz. İsterseniz bebeğinizin atletini çıkartıp da yapabilirsiniz. Elinize bir lavanta yağı sürebilirsiniz. Çünkü lavanta yağları çok güzel oluyor. Evet, bu işlemi bu şekilde yaptınız. İnce ve kalın bağırsaktan ve mideden alıp bağırsak çıkışına getirdiniz. Buraya attınız. Sonra set halinde, beşer set halinde bebeğinizin ayaklarını 1, 2, 3, 4, 5. Evet, tekrar duruyorsunuz. Bir 5 set daha böyle yapıyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, bu şekilde tekrar bir yapıyoruz. Bir 5 set daha. Evet. Bunu 5, 8 ve 10 set olarak öneriyor doktorlarımız. Tekrar 1, 2,
3, 4 ve 5. Yani birazcık daha böyle karnına baskı yaparak, bağırsaklara baskı yaparak alttaki gazın çıkışını sağlayabilirsiniz. 1, evet. 2, 3, 4 ve 5. Evet, sonra tekrar bu yöntemi deniyorsunuz. Eğer bebeğiniz çıkarmadıysa tekrar bacaklarını şu şekilde yapabilirsiniz. Yine şu şekilde biraz daha yukarı çekerek, biraz daha yukarıya. Tabii bebeklerimiz daha sizin özellikle gaz dönemi yaşadıkları dönem, ilk 6 aylık dönem oldukları için bedenleri çok daha hassas oluyor. O yüzden hani çok siz böyle bastırarak yapmanızı tavsiye etmem. Ama çok gaz sancısı varsa yine bir nebzeye kadar bebeklerinizin bu şekilde yukarıya karnına ve bağırsaklarına baskı yaparak gazını çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bebeğiniz gazını çıkartana kadar bu işlemi deneyebilirsiniz. Mesela mide gazını çıkarttınız. Ondan sonra bebeğinizi sıcak bir duş aldırıp bağırsak gazını çok daha rahat çıkartabilirsiniz annelerim. Bu da sizlere küçük bir önerim olsun. Dediğim gibi 5, 8 ve 10 partlar halinde bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde bağırsaktan ve mideden alıp mide bağırsak çıkışına getiriyoruz. Ve bu şekilde evet yöntemlerle önce iki ayağı birden, ondan sonra tek ayak şeklinde bu işlemi yapabilirsiniz. Bir de sizlere küçük bir not eklemek istiyorum. Bazı videolarda ben bunu çok gördüm ve doktoruma özellikle sordum. Bebeklere yapılan şu hareket. Ben şu an çok yavaş bir şekilde yapıyorum. Şu anda yaparken bile çok korkuyorum açıkçası. Bu hareketi sakın bebeğinize yapmayın. O dönemlerde bebeklerde kalça çıkıklığına sebebiyet verebiliyor. O yüzden gaz damlaları, etkili masajlar, gaz çıkartma yöntemleri, sıcak banyo veyahut da bebeğinizin karnına koyabileceğiniz sıcak su torbaları, sıcak havlular, bunların hepsi gaz çıkarmak için sizlere büyük fayda sağlayacaktır. Bu belden oynatma yöntemini asla bebeklerimize denemeyelim güzel annelerim. Evet, en etkili gaz çıkartma yöntemlerimiz bunlar, mide ve bağırsak gazı olarak. Umarım sizlere ufak da olsa bir faydam olmuştur. Sizlere daha faydalı da daha güzel içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Ege'yi ve beni sayfamızı takip ederseniz çok seviniriz. Değil mi oğlum? Evet.